Alexandra sıra dışı hastalığını ilk kez 12 yaşında keşfetti. Bu kızın suya karşı alerjisi bulunuyor. Su cildinin kaşınmaya, kızarmaya ve acımaya başlamasına neden oluyor. Alexandra haftada sadece 1-2 kez soğuk suyla ve çok kısa süreli duş alabildiğini, denize ya da havuza ise giremediğini belirtiyor. Alexandra'nın hikayesini bir nebze daha kötü kılan şey ise alerjisini dünyadaki diğer hastalara göre daha şiddetli yaşaması. Normal bir hasta duş aldıktan birkaç saat sonra normale dönebiliyorken Alexandra 24 saat boyunca kızarık ve kaşıntıyla uğraşabiliyor. Bu hastalıktaki en sevindirici şey ise bu hastaların su içmesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarıdır. Gerçek Barbie bebek Lolita, hiç estetik ameliyat yaptırmadığını, diyet programı takip etmediğini ve fotoğraflarında Photoshop kullanmadığını söylüyor. Genç kız kontak lensleri, Barbie makyajı ve annesinin peruk koleksiyonu ile mükemmel Barbie bebeğe dönüşebiliyor. Lolita kendinden çok emin, kendisini harika hissettiğini ve birçok kızın kendisine benzemek istediğini anlattı. Sokakta kendisine hayranlıkla bakanlar olduğunu anlatan Barbie bu durumdan memnun. Sadece 1.62 cm'lik kısa boyu için üzülen Lolita, manken olma hayaline bu yüzden veda etmiş. Barbie bebeğe benzerliğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki Valeria Lukyanova bu hayali için 600 bin euro harcamıştı. Ukraynalı olan 23 yaşındaki bu kız, tam 300 kilo kaldırarak Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. 4 yaşından beri antrenman yapan ve sporu hayatının bir parçası yapmış bu kız, öyle çok abartı kaslı bir vücuda da sahip değil. Doğuştan normalin üstünde bir güce sahip olduğu düşünülen Maria Kulova, yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor. Nadir bir rahatsızlığı olan her 500 bin doğumda bir görülen bir hastalıkla doğmuş ve bu yüzden vücudu ben ve doğum lekeleriyle kaplı. En büyük lekesi ise alt uyluklardan göbek deliğine kadar uzanıyor. Doktorlara göre genç kız oldukça şanslı çünkü doğum lekeleri sağlığı açısından bir risk taşımıyor. Genç kız yine de onlardan kurtulmak için ameliyat olmak istemiyor. Bu kız küçük yaştan itibaren özellikle zorba tiplerle mücadele etmek zorunda kalmış. Bir gün okul servisinde giderken küçük bir çocuk bana güldü ve benekli köpek diye seslendi. Bu gerçekten güvenimi çok sarstı. Çok küçüktüm ve bu beni diğer çocuklardan farklı hissettirdi. Sanki bende bir sorun varmış gibi hissettim dedi ve şunları ekledi. Zamanla kötü yorumları takmamayı öğrendim ve gözünü üzerime dikip bana kötü şeyler söyleyenleri unutmadım. Çünkü benimle aynı durumda olan birini görmeye alışkın değiller. ...19 yaşındaki Hindistan'da bu kız, sahip olduğu hastalığı sebebiyle bir bebek vücuduna sahip. Fakat hayata tutunmak için çok büyük bir nedeni var. Bu kız fiziksel gelişim ve hareket yeteneğini etkileyen nadir bir hastalıkla dünyaya geldi. Bazı kaynaklara göre genç kız, 76 santim boyunda ve 12 kilogram ağırlığında. Bulunduğu durum onu fiziksel olarak kısıtlasa da zihinsel kapasitesi etkilenmemiş. Fakat tabii ki bu durum onun rahat bir hayat sürmesi için yeterli değil. 19 yaşındaki bu kızın gerçekleştirmeyi istediği bir hayali var. Srinivas ünlü bir sanatçı olmayı umuyor. Resim yapmayı ve çok seven ve tüm vaktini buna ayıran Srinivas işini çok ciddiye alıyor ve kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor.